Merhaba, bugün Erdem Oral ile influencerlık üzerine konuşacağız. Erdem Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Öncelikle sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Sosyal medya yöneticiliği ve influencerlık yapıyorsunuz ve bu alanda ne kadar süredir çalıştığınızı anlatmanızı isteyeceğim. Aslında gazetecilik mezunuyum. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Ben gazetecilik okurken, 3. sınıftayken bölüm tamamen yeni medya ismiyle değişti. Ve daha dijitale yönelik bir şeyler öğrenmeye başladık. Gazeteciliğinde durumu zaten malum olduğu için Türkiye'de. Bir tık daha dijitale kaymaya niyetlendim ben de. Öğrenciyken dergilerde staj yaptım. Ardından mezun olduktan sonra da bir dijital ajansta işe başladım aslında. Orada bir, bir tık eksiklikler vardı. Yapmam gerekenleri yani eğitimim yetersiz geldi bence. Daha fazla, daha farklı şeyler yapmak istiyordum. Bir tık daha modaya yönelmek istiyordum derken. Paris'te Fashion Marketing Design and Brand Strategies diye bir bölüm buldum ve master yaptım gidip de. Bu süreçte işte tabii ki de hani döndükten sonra burada El, El Dergisi'nde işe başladım. Daha çok PR vazlıydı aslında yaptığım şey. Oradan tekrar bir PR ajansında çalışmaya başladım. Yine Türkiye'nin önemli moda üzerine önemli PR ajanslarından biriydi. PR yaparken bir yandan orada e, markaların sosyal medyasını da yapıyordum aslında. Freelance niye yapmayayım bunu dedim. Yani başkalarının e, üzerinden yapmaktansa freelance olarak bir iki markam olur, daha flexible bir çalışma ortamım olur gibi gibi düşünerek freelance e, sosyal medya Tabii. yönetimi yapmaya başladım. Ardından bir yıl bir yıl boyunca freelance bu işi devam ettirdikten sonra yine yakın bir arkadaşımla aynı şekilde sosyal medya yönetimi yapıyordu. Biz güçlerimizi birleştirelim dedik. Bir ajans kuralım, bir şirket kuralım. Öyle bir şirket kurduk. Dolayısıyla hani şu an aslında sadece sosyal medya değil, aynı zamanda işte hani çekim prodüksiyonu, moda üzerine genelde ağırlıklı olarak işte bir iki alkollü içecek markamız var bir tane. Onunla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Genelde moda bazlı olarak aslında bu şekilde ilerliyor bizim çalışmamız. Benim influencer olmak kısmıma gelecek olursak aslında bunun temeli 2013-2014 yıllarına falan dayanıyor. Çünkü başından beri ben üniversitedeyken modellik yapıyordum bir taraftan. Bir taraftan fotoğraf çekmeyi çok seviyordum. Derken bu ikisi birleştiğinde zaten Instagram hayatımıza girdi. Bu ikisini birleştirerek Instagram'da sunduğumda aslında o yıllardan beri minik minik influencer'lık sonradan adı influencer'lık oldu. Influencer'lık yapmaya devam ettim aslında. Siz 2013 yılından beri yaptığınızı söylüyorsunuz. Peki bu ne zaman bir iş dalına dönmeye başladı? Hani adının belli olduğu, bir alanının belli olduğu bir alana dönüşmeye başladı influencerlık? Yani şöyle ilk olarak aslında Twitter fenomenleriyle ve bloggerlarla başladı bu durum. O daha da eskiye dayanıyor aslında. 2013'ten önceye de dayanan bir durum var. Web 2.0'ın çıkmasıyla beraber daha durum değişti falan gibi durumlar var. Aslında bloggerlık, blog yazarları ki şu anki yapılana göre çok daha aslında daha eğitimli insanlar tarafından yapılan bir işti bana göre bloggerlık. Ondan sonra daha görsel hayatımızda önemli yer almaya başladı. Instagram'ın gelmesiyle beraber birileri birilerini influence etmeye başladı aslında. Yani geleneksel medyada da influencerlık var baktığımızda aslında. Çok da e, dijital, dijital bazı bir şey değil. Birileri birilerini yıllardır influence ediyor. Böyle de bakabiliriz bu işe. Türkiye'de influencer'ların çok kolay para kazandığı üzerine bir algı var hatta bu insanların onlara karşı daha mesafeli ve soğuk bakmasına da neden oluyor. Bir influencer'ın para kazanacak noktaya gelmesi nasıl bir süreç peki? Ne kadar süren bir süreç? Çok değişken bir süre aslında yani hiç yapılmayan ve çok ilgi çeken bir şey yaptığında bir hafta içerisinde bile e, göz önünde olarak para kazanmaya başlayabilir bir influencer. Kolay para kazanma konusunda katılıyorum. Çünkü gerçekten de markaların bu konuda influencerları kesinlikle suçlayamam. Çünkü marka veriyor ki influencer da niye hayır desin bu paraya bir taraftan da böyle bir durum var. Genel olarak ya kısa vadede çok az çok az eforla çok para kazanılıyor gibi gözükse de uzun vadede bütün hayatını gözler önüne koymak kimi psikolojiler için çok kaldırılabilir bir şey değil bence. O yüzden böyle ara ara mutlaka rastlamışsınızdır takip ediliyorsa birileri ediyorsanız. Ara ara ufak depresyon şeyler geçiriyor bu insanlar. Çünkü bir çok küçük yaşta çoğu başladı bu ortama girmeye. İki daha kendini öğrendikçe bir şeyleri kendini bilmeye başladıkça yaptığı şeyin içinin boş olduğunu düşünmeye başlayan çok fazla influencer arkadaşım var. Influencerları Bildiğiniz gibi işte dört farklı kategoride segmente ayırıyoruz aslında işte 10.000'den 10.000 takipçiden daha az influencerlar bunlar nano influencer diye geçiyor 10.000-100.000 100 arası mikro influencer 100.000-1 milyon arası makro influencer ve sonrası da 1 milyon plus e, takipçiye sahip insanlar da mega influencer olarak geçiyor. Şöyle bir durum var. Eskiden sadece takipçi bazlı ilerliyordu her şey. Bir süredir değişiyor. Değişmesi çok güzel bunun. Markalar globalden gelen brieflere göre atıyorum e, işte çok seyahat eden biri, bunun takipçisinin çok olmasına gerek yok. Çok iyi fotoğraf çeken biri, sanatçı 3000 takipçili bir sanatçı atıyorum ama markayla çok iyi uyum sağlıyor. Dolayısıyla bu ins insanla yapılan işbirliği aslında çok daha e, doğru bir işbirliği oluyor ve bu insanın kitlesi de doğru kitle olduğu için aslında marka da doğru kitleye ulaşmış oluyor. Dolayısıyla yani bunun biraz da takipçi bazlı olmaktan çıkıyor bu durum. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla yani 3000 takipçin olduktan sonra da eğer gerçekten de birini influence edebilecek, birilerini influence edebilecek bir yeterliliğe sahipsen zaten influence edebiliyorsun. Ve markalarda yavaş yavaş dediğim gibi işte bir tane makro ile çalışmak yerine 100 bin, 1 milyon takipçili influencer ile çalışmak yerine mikro influencerlardan 10 tanesiyle çalışmayı tercih ediyor ki daha doğru isimlere gidelim mantığına dönüyor bu dünya. Dolayısıyla çok tabii şundan sonra sonra influencer'sın demek doğru değil bence. Çünkü işbirliği yapmayan çok insan mesela beni influence edebiliyor. Çektiği fotoğraflarla edebiliyor. Çok iyi bilgi verebiliyor bana storylerinden. Günlük hayata dair çok fazla bilgiler yani 3 bin, 2 bin takipçili insanlar bunlar bahsettiklerim. Atıyorum işte şimdi mesela bir markamız için influencer araştırması yapıyoruz ve markamız daha çok surf yapan, kite yapan, kampinge ilgi gösteren insanları sahipleniyor bu marka. Ve biz gerçekten de hani takipçisine bakmazsızın en iyi surf yapan insanı belki de bulup ya da işte çok yakında daha iki gün önce döndüm bir board çekimi yaptık snowboard çekimi. Snowboard'u en iyi bize o kareyi verebilecek insanı bulup onunla işbirliği yapmayı tercih ediyoruz. İlk başta insanlar bence bu sosyal medya yani markalarda dahil olmak üzere nasıl kullanacaklarını çok fazla bilemediler gibi geliyor bana. Şimdi şimdi biraz daha hani doğru kitle nasıl oluşturulur daha detaylı çünkü çok fazla bir milyon takipçili bir insana her ürünü görebiliyoruz ve güvenilirliğini kaybediyor bir yerden sonra. Zaten en büyük sıkıntı da bu bu Olaydaki bu işteki. Şimdi ajans kısmı ile ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Ee, influencer olarak çalışmak isteyen biri bu sürecin en başından beri bir ajansla mı çalışıyor yoksa belli bir ilerleme gösterdikten sonra mı ajanslara başvuruyor ya da bütün, yani bildiğimiz bütün influencerlar ajanslarla çalışıyor mu? Şöyle yani bildiğimiz çoğu influencer çok daha önceden bu piyasaya girdiği için aslında ajans da çok fazla yoktu onlar girdiğinde. Herkes çoğu yani kendi kendine e, bir şeyler yapıyor. Eğer tabii şöyle bir durum da var. Proje isimler de var. Tamamen komik bir kızsın. Gel seninle YouTube videosu yapalım ve bunun üzerinden biz de komisyonumuzu alalım ajans olarak. Çok mantıklı olarak. Böyle projeler de oluştu. Çok yakın zamanda olmasa da yine hani son 3-4 yıldır var olan şeyler var böyle ilerleyen ve başarıyı yakalayan isimler var. Ama genel olarak ajanslar gelecek vaadeden isimleri bulup menajerlik teklifinde bulunuyorlar. İşte bunun üzerinden ilerliyor. Yani influencer'ın gidip de influencer olacağın bir ajansa yani modellik ajansı gibi değil. Benim bildiğim kısmı belki de vardır. Belki de birileri birilerini bu böyle bir kandırıyor bile olabilir. Bunu da bilemem. Yani aslında bir şey olabileceğini, kumaşında bu işi yapabilecek insan olduğunu fark edip bunun üzerine e, ajanslar genelde teklif götürürler. Benim bildiğim kısım bu şekilde böyle oluyor zaten. Ajansların bu noktadaki görevi influencer ve marka arasındaki doğru etkileşimi kurmak mı? Evet. Yani şimdi marka olarak atıyorum bir influencer ajansına gidiyorsun. Yani daha doğrusu marka olarak genelde gidilmiyor. Markanın da bir ajansı oluyor. O ajans gidiyor, söylüyor işte. Menajerlik gibi aslında yani celebrity management gibi bir şey bu. Şöyle 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 bir proje var. Bütçesi şu kadar. Şu Özelliklere sahip bir insan gerekiyor gibi sorabiliyor ya da işte direkt hani şu insanı istiyoruz bunun bütçesi nedir gibi oradan sor sorarak bilgiyi alıyor. Bu arada YouTube de demişken en son siz devam edecek misiniz YouTube kanalınıza onu da bir sormuş olayım. Yok YouTube yani belli bir sabit bir şey olmazsa yani bir format üzerinden gitmezse kafama aklıma bir şey gelip de yapabilirim her an. o ayrı bir durum da başta söylediğim şeye geliyor bu konuda yani ben hayatımın her aşamasını insanlarla paylaşabilecek bir karaktere sahip değilim bunu öğrendim en başta yani yıllardır piyasadayım bunu fazlasıyla öğrendim o yüzden ve negatifi yansıtmayı da çok seviyorum sürekli pozitif kalamıyorum insanlarla yani hani çünkü herkes sürekli pozitif olduğu için bir noktada negatifi de vermek istiyor insan yani hani o belki de şeyle de alakalıdır gazetecilik mezunu olmakla da alakalı olabilir çünkü bir tık işi bu işleri ciddiyete bağlamak istiyorum nedense bir noktada böyle bir işte hani kötüyü de göstermek istiyorum. Hayat çok güzel değil de göstermek istiyorum falan. Bu da YouTube'da çalışmıyor. <laughs> böyle bir durum var. Bu YouTube'da çok fazla çalışan bir şey değil. <laughs> Sürekli böyle günaydın kahvaltımı yaptım, onu yedim, bunu içtim falan filan. Bana göre değil artık. Belki hani daha bir, bir ne bileyim 24-25 yaşlarında başlasaydım buna. Şimdiye kadar güzel bir şekilde ilerlerdi gibime geliyor ama artık çok zor. Şunu da sormak istiyorum. Sizce influencerlık sürdürülebilir bir meslek damı ve pandemi nasıl etkiledi nasıl şekillendirdi? Influencer'lık şöyle sürdürülebiliyor. Tabii ki de sürdürebilen ve aynı şekilde devam eden çok insan var ama genel böyle gözlemim bir noktada da belki eleştiri gibi olacaktır. Mesela bir kadın influencer şey yapıyor falan, moda falan bir şeyler paylaşıyor falan. Azalmaya başlıyor takipçi ve ona olan ilgi. Bir noktada işte hani evli değilse evlilik sokuyor hayatına, yeni bir hikaye kurguluyor orada. İşte bu hikaye tükendikten sonra çocuk yapma durumu oluyor. Yani tabii ki de bunlar planlı olduğu için demiyorum ama genelde eski isimlerde böyle bir durum söz konusu ya da bir köpek sahipleniyor atıyorum. Onunla ilgili olan şeyleri paylaşarak bir şekilde sürdürülebilir kılmaya çalışıyor bu insanlar bu mesleği diyeyim. Pandemiyle birlikte dijital olan her şeyin bence direkt bir yükselişe geçtiği bir durum söz konusu. Hatta şöyle bir durum vardı. Hani bir önceki yıla göre mesela pandemiyle beraber e-ticaret aktivitesi neredeyse yüzde yüz elli dokuz yüzde şeklinde artmış durumda. Dolayısıyla bu da e dijitalde iş yapan insanların ekmeği yana yağ sürüyor. Pandeminin etkisi influencerları tabii ki de güçlendirecektir gibime geliyor. Ama tabii bir noktada da şöyle bir durum da var. Bir grup influencer arkadaşımla konuştuğumda da pandemi sürecinde insanları tüketime yönlendirmek istemiyorlardı. Çünkü yani gerçekten de hepimize iyi bir ders oldu bir noktada da bu, bu durum. Ve e, bende de aynı şey vardı. Yani insanlara link verip tükettirmek istemiyorum. Bir şeyler üretsinler. Ya da işte geri dönüşüme katkıda olan bir şeyler yapsınlar falan gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü hani e, atıyorum X bir şeyin swipe up'ından böyle yani kilolarca polyester kıyafet almasın insanlar. Niye alıyorlar? Ra geliyor gibi gibi aslında iki ucu aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık gibi bir durum var. Ama yani Influencer Marketing Hub diye bir site vardır. Onun bir araştırması vardı geçenlerde. 2021 yılında mesela bütün çoğu marka influencer marketing bütçesini artırmış durumda. Bunu hani Türkiye'deki global markalarda çalışan arkadaşlarımdan da biliyorum. Geçen sene Mark Nisan itibariyle bütün reklam bütçelerini tamamen dijitale ve influencer'lara ayırdılar bu markalar. Dolayısıyla çok da bitecek bir durum değil. Ama başta söylediğim gibi her segmentin markası ayrı olursa yani markalar ya da ajanslar bu isimleri doğru düzgün segmente edebilirse çok da faydalı bir şey aslında doğru kitleye ulaşma açısından. Aslında tam da markalar konusuna geçecektim. Siz de biraz değindiniz zaten çünkü artık markaların da reklam politikalarındaki değişiklikleri görebiliyoruz. Hani dijitale uygunluk ve geleneksel ünlülerle değil de influencerlarla çalışmak hı hı. açısından. Bu konuda peki başka neler ekleyebilirsiniz? Türkiye'de bunun tamamen oturduğunu görebiliyor muyuz? Türkiye'de yani dijital anlamda bazı şeyler çok fazla oturuyor. Yurt dışına göre diğer ülkelere göre. Aslında bazı dijitalleşme konuları çok daha hızlı ilerliyor gibi. Bu konular özellikle influencerlar, influencer management falan gibi. Ama tabii ki de ülkenin genel bir sistemsizliği olduğu için bu sistemsizlikten bu isimler de bu insanlar da nasibini alıyor böyle bir problem var bence. Ama genel olarak global markaların çalışma sistemleri Türkiye'de çok da farklı değil yurt dışına göre. Ama yerel markalarda şöyle bir sıkıntı var. Belli kalıplar var. Belli kalıp projeler var markaların aklında. Ve o kalıpların dışına çok fazla çıkmak istemiyorlar. Atıyorum işte kendi rakibini de gö görüyor. Şöyle şöyle bir atıyorum IGTV videosu paylaşmış. Üstünü değiştirmiş. Gitmiş mağazaya başka bir şey giymiş falan gibi. Böyle bir reklam işbirliği yapılmış bir influencerla diyelim. Diğer taraf mutlaka onun aynısını istiyor. Artı değer katmaya hiç o riske girmiyorlar. Çok da haklılar bu arada. Çünkü çok küçük bütçelerle aslında var olan insanlar, bunlar markalar. Hani çok da fazla riske atmak istemiyor reklam bütçesini ama bu bütçeyi riske atmadığın sürece de yenilikçi bir şeyler olmuyor. Genelde işte yapılmış yani globalden taklit demeyeyim, yerelden de taklit çok fazla oluyor. Peki bu sosyal medyada yaşanan gelişmeler sizin çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Mesela kullandığımız sosyal medya app'lerine gelen yeni özellikler olabilir, yeni çıkan app'ler olabilir veya sosyal medya trendleri olabilir. Bunlar sizin çalışmalarınızı nasıl şekillendiriyor? Şöyle en başta sürekli takipte kalmak durumundasın. Mesela atıyorum 3 sene önce kendimi bir konuda yetkin hissederken bu sene hissetmeyebiliyorum. Çünkü tamamen değişmiş oluyor her şey işte Instagram'ı değişiyor Facebook'u yok oluyor ama aslında her şeyin sahibi Facebook oluyor bir taraftan TikTok geliyor TikTok Instagram TikTok'tan görerek reels çıkartıyor işte Clubhouse geldi geçen aylarda Clubhouse'u Instagram tekrar alıyor falan gibi durumlar var sürekli değişen bir algoritması var ve neye nasıl uyum sağlayacağınızı bilemiyorsunuz bir noktadan sonra. Ben açıkçası beni şöyle etkiliyor. Herhalde çok da fazla takip edemem. Bir noktada hani yeni jenerasyonun gerisinde kalacağımı düşünüyorum. Bu işin içinde biri olarak. Takip et, ettiğim sürece içinde olacağım zaten. Edemediğim noktada eleneceğimi düşünüyorum. Bu sona da kendimi hazırlamış durumdayım. Ama tabii şey olarak influencer kimliğimle baktığımda yeni şeylerin çıkması aslında mutlu ediyor. Çünkü yeni bir şeyler üretmeyi öğreniyorsunuz. İşte hayatımıza video girdi, story girdi bilmem ne girdi. YouTube'la beraber daha video odaklı oldu her şey. Fotoğraftan çıktı birçok şey falan. Video editlemeyi tamam zaten bildiğimiz bir şeydi ama işte daha farklı nasıl görebilirize şekilleniyor her şey. İşte Instagram'ın shop özelliği çıktı. Bunu öğrenmek, ürünlerin nasıl yüklendiğini öğrenmek falan filan. Yani sürekli bir şey takip etmek durumundasınız. Sürekli güncellenmek durumunda her şey. Yani her update ile gerçekten de ne oluyor diye yani uygulamalarımın şeyleri kapalı mesela benim. Otomatik update'leri. Çünkü o uygulamaya e, ne update geldiğini görmem gerekiyor bence. Çünkü ne eklendi, neyi takip etmemiz gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor. İnfluencerların gelirleri ve aslında YouTuberlar için de böyle. Bu insanların kazandığı paralar hep bir tartışma konusu oluyor. Yani çok yüksek paralar kazandığı iddia ediliyor. Hem bu medyanın konusu hem de devletin bu konudaki vergi düzenlemeleri de var. Peki bu influencer olmanın bürokratik tarafı nasıl işliyor? Yani aslında yine sistemsizlikle yani devletin koyduğu belli şeyler var ama çok da fazla bir kanun çıkmış durumda değil. Bir ara bir hashtag işbirliği olayı bu işte 2021'in başından beri çok söylendi falan ama 2013 ya da 2014'te alınmış bir karar aslında bu. Nasıl oldu? Nasıl gündeme geldi? Gerçekten orayı ben kaçırdım. Ama yine yani zaten bir yaptırım gücü yok çünkü bu kazancı influencer Sırların çoğunun para kazanan ve düzenli olarak iş yapan insanların çoğunun bir şirketi var zaten kendi adına bir şahıs şirketi. Faturasız zaten marka fatura kesmeden çalışmıyor birçok insanla. Yani çünkü markanın da bir gider göstermesi gerekiyor. Yani o konuda pek bir sıkıntı yok aslında ortada. Yani fazla para dediğimiz olay da aslında atıyorum bir ajansı varsa zaten ya da bir menajera varsa belli bir yüzde o alıyor bunun üzerinden. Yani bu bu, bu insanların giderleri de var sonuçta o hayatı yaşayabilmek, o hayatı insanlara gösterebilmek falan filan çok da şey bir durum değil. Hepsinin şirketi olduğu için, hepsi vergi verdiği için zaten o da ayrı bir gider oluyor ki vergi gideri gerçekten de sağlam bir gider bu ülkede. O yüzden hani bürokratik olarak çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama ara ara devletin bir şeyler çıkarıp sonradan peşine düşmediği bir ülkedeyiz zaten. O yüzden çok da yani influencerların üzerine bir şey olacağını sanmıyorum. Bu isimlerin size güzel bir ev göstermesini istiyorsunuz. Yaşam güzel bir yaşam sunmasını istiyorsunuz. Bunların hepsi barter'la ya da bunların hepsi markalardan gelenlerle olacak şeyler değil bence. Bir bu böyle bir yanı var. Ve bir diğer yanında dediğim gibi zaten hani kendileri bir şirket gibi döndürdükleri için zaten bir şirket kurduğunda bunun bunun çok büyük bir gideri oluyor bana kalırsa işte vergisidir. Gelir vergi falan filan böyle bir, bir sürü gideriniz oluyor aslında. Tabii onun dışında çok güzel bir parça beğenmediysen kıyafete çok para vermiyorlar bence. Bekletip bekletip ama mesela onu da görmek istiyor insanlar. Üzerinde gerçekten de lüks bir markanın kıyafetini görmek istiyor belki de insanlar. E bu, bu, da bir giderdir. Bu da işe ayrılmış bir giderdir aslında. Onu geçtim. Eğer işte YouTube yapıyorsa diyelim teknik olarak bence malzemeye ihtiyacı var. İyi, iyi kameralara ihtiyacı var. İyi ışıklara ihtiyacı var. Belki stüdyoya ihtiyacı var. Bunlar da ufak tefek giderler değil bence. Bunlar bayağı sağlam giderler. Ve bu konuda markaların çok da fazla sponsor olduğunu görmedim açıkçası. Şimdi gazeteciliğin örnek vermek gerekirse böyle evrensel etik kuralları var. Influencer'ların ticari ve sosyal etik kodları var mı? Kendi aralarında belirlenmiş olan? Bence yok ya. <laughs> Yok yani hani olsun çok isterim. E, etik olarak bence hiç 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 ben böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum yani. Böyle bir durum var. Tabii ki de bu tip şeyleri yapan influencerlar var. işte atıyorum bu markayla uyum sağlayamıyorum. Ya da şeye dikkat eden isimler var ki çok takdir ediyorum. Atıyorum bir fondöten markasıyla çalışmış. Bir ay sonra diğer bir fondöten markasından geliyor bir teklif. işbirliği teklifi. Bunu kabul etmiyor. Bu doğru olandır zaten. Bunu yapanlar ama gerçekten de hani menajer olan ve ciddi ciddi işbirlikleri yapan insanlar genelde dikkat ettikleri için böyle işbirlikleri yapabiliyorlar. Bu da tavuk yumurta ilişkisi gibi bir durum aslında. Ama buna hiç dikkat etmeyen ve hani her gelen ürünü överek ve her işbirliğini kabul ederek çok ticari düşünerek ki burada evet etiği kaybetmiş oluyor aslında. İşbirliği olduğunda yine genel olarak hiç övmemeyi tercih ediyorum. Böyle bir şey varmış bu bilgiyi veriyorum. Aslında bunun et diye süt diye bulaşmadan en hafif bir şekilde geçişini yapmak böyle oluyor bana kalırsa. Erdem Bey vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım yani etkili olmuştur söylediklerim.